Teşekkür ederim. Sen şahane bir abisin. Bundan sonra ben yokum Dila. Her başın sıkıştığında, eline yüzüne her bulaştırdığında bana gelemezsin. Bana yalan söylesin. Üstüne yetmezmiş gibi küçücük bir çocukla beni tehdit etsin. Çünkü sen beni terk ettin. O hastaneye kapatmalarına razı oldun. Sadece evime dönmek istedim. Tamam. İstediğin ne olsun. Artık tek başınasın. Evine hoş geldin Dila. Neredesin sen? Selam. Ne işi var bunun burada? Hoş bulduk anne. Dila, odana hemen. Senin ne işin var? Anne bir sakin olur musun? Meğreş, Dila'yı odasına çıkar hemen. Beni görünce sevineceğini biliyordum. Evim, evim, güzel evim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Anne bir sakin ol. Bu kız beni öldürmeye çalıştı. Yine öldürmesini mi istiyorsun? Anne lütfen otur şuraya konuşalım. Ben bu kızı burada istemiyorum. Hastanede yaptıklarını hatırlamıyor musun sen? Anne mahkemeye gideceklerdi. Ne mahkemesi? Gözetim süresi 48 saati aştığı için mahkeme kararı olmadan daha fazla tutamayacaklarını söylediler. Bunu mu isterdin gerçekten? Herkesin haberi olacaktı. Sonra sosyal medyada, gazetelerde, her tarafta biz olacaktık. Koskoca Ayaz ailesinin kızı mahkeme kararıyla psikiyatri hastanesine yatırılmış denecekti. Bunu mu isterdin gerçekten? Bu kızı evde istemiyorum. İstemiyorum. Bu hastane nasıl bunu çıkartır? Hastaneyi arayacağım. Al. Hastanenin taburcu raporu. İstediğin zaman okursun. Başka bir şey oldu değil mi? O konuştuklarımızla ilgili. Anne başka hiçbir şey yok. Ne anlattıysam o. Ben daha fazla tutun dedim. Onlar mahkeme kararı olmadan tutamayız dediler. Hepsi bu. Dur Meveş. Sıkıştırma dur. Orada yeterince bunu aldım zaten. Neyse. Kurtuldu ya. Bu defa bedeli biraz tuzlu oldu ama neyse. Bitti mi? İyi misin? Ne bitmesi Meveş? Ne bitmesi? Her şey daha yeni başlıyor. Hadi sen şu güzel ellerinle bana bir yemek hazırla. Kurt gibi açım ben. Yapmaz mıyım hiç? Oy güzel suratım benim. Oh be. Oh. Madem artık yalnızım, ben de ona göre oynarım. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi
gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.